Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Özlem Özbek Karaca. Bugün bir tarif videosu ile karşınızdayım. Bugün akşam yemeği eşimden olacak. Eşim fırında kuzu incik yapacak ve fırında kuzu incik tarifini de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Aşağıya yorum kısmına yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum ve hemen tarifimize buyurun geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi eşim fırında kuzu incik yapmaya başladı. Aşama aşama göstereceğim size. Şöyle inciklerimiz var. Daha kolay pişmesi için şöyle kenarlarına bıçakla kesik attı eşim. Böyle. Öncelikle şimdi yağlı kağıdın üzerine biberiye döküyoruz ki fırında buharlaştığı zaman ısıyla ete daha iyi işlesin diye aroması. O yüzden baharatları şöyle yağlı kağıdın üzerine döküyoruz. Kekik döktük. Şimdi köre döküyoruz biraz. Az miktarda karabiber yine döküyoruz. Şimdi inciklerimizi tek tek zeytinyağıyla yağlıyoruz. Çiçek yağı değil, özellikle zeytinyağı olacak, değil mi? Onu da belirtelim. Ama tabii ki zeytinyağınız yoksa normal çiçek yağıyla da olur. Ayçiçek yağıyla. Tamam. Kaya tuzu şimdi döküyoruz. Öğütülmüş kaya tuzu bu. Çok güzel. Sonuna giriyoruz. Tek tek hepsini, evet, aynı işlemi uygulayacağız şimdi. Yağlayıp kaya tuzuyla tuzluyoruz. Şimdi bunu güzelce paket yapıyoruz önce yağlı kağıtla. Yardım edeyim mi? Şimdi yağlı kağıtla güzelce paketledik. Şimdi yağlı kağıdın üzerine alüminyum folyoyla kaplıyoruz. Hava almayacak şekilde kapatmamız gerekiyor. Güzelce etimizi paket yapıyoruz yani. Bir kat daha sarıyoruz. Dediğim gibi yine baharatları en alta dökmemizin nedeni de ısıyla buharlaşacak ve ete daha güzel işleyecek. Şimdi etimizi paketledik. Şimdi fırın tepsisinin altına bir bardak su koyuyoruz. Ve üzerine tel ızgaramızı, fırın ızgaramızı yerleştiriyoruz. Onun üzerine de eti koyacağız. Ve 200 dereceli fırında 3 saat pişireceğiz. 3 saat pişmesi gerekiyor. Ağır ağır. Duruma göre 180'e de alırsınız. Tepsinin dibine su koymamızın amacı da hani eğer su falan bir şey yağ akarsa tepsiye yapışmasın diye. O yüzden su koyduk. Fırının orta gözüne koyuyoruz. Bu şekilde. Evet, bu şekilde 3 saat pişecek. Evet, yanına da şimdi böyle garnitür olarak biber ve domates fırında kızartacağım, pişireceğim. Üzerlerine tuz serptim. Bir de zeytinyağı gezdirdim. Bu şekilde şimdi fırına vereceğim. Etimizin yanına da bulgur pilavı yapacağım. Sonunda tekrar görüşelim.
Etimiz pişti. Üzerinin de kızarması için bir 15 dakikada böyle açık vaziyette fırında tutacağız. Ondan sonra üzeri de kızaracak. Son halinde tekrar görüşelim. Şimdi direkt ızgaranın üzerine aldık. Hem alttan hem üstten iyice kızarsın diye. Şöyle yine tepsiye su koyduk ki alta. Bu akan yağlar, bakın alta akıyor yağları. Hem böylece fırınımız batmış olmaz, hem de tepsiye geldiği zaman tepsi daha kolay temizlenmiş oluyor, yapışmaz. O yüzden bu şekilde su koyuyoruz içine. Kızarmaya başladı üzeri de. Biraz dursa yetecek zaten. Fırında kuzu inciğimiz servise hazır. En altta tel şehriyeli bulgur pilavı var. Şöyle domates ve biberler yanında garnitür. Çok lezzetli oldu. Mis gibi kokusu geliyor. Yanında da salatamız var. Ve şalgam suyu tabii ki. Etin yanına çok yakışıyor. Evet, şalgam suyumuzu da dökelim. Bize afiyet olsun. Evet, biz yemeğimizi yedik. Eşimin ellerine sağlık. Çok lezzetli olmuştu. Kahvelerimizi de içtik üzerine ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yarınki vlogda tekrar görüşmek üzere. Bu arada yarın ya da bir sonraki günde Trendyol alışveriş videosu gelecek. Trendyol'dan alışveriş yapmıştım ve sizlerle de paylaşacağım. Vlog içerisinde de paylaşabilirim. Ayrı bir alışveriş videosu olarak da yayına girebilir. Onun da haberini vereyim sizlere. Umarım videolarımı keyifle izlersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmına yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.